Show Gangster uçuyor. Ve karşımızda o gençleri uçuran adam. O gençlerin Ömer abisi. Ve geliyor Ömer İkinci. Ekranların en genç talk show'una hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza ve sizler ekranları başında bizi 39 haftadır yalnız bırakmayan sevgili izleyenlerimiz. TRT Okul ekranlarına, Gençler Uçuyor'a, Türkiye'nin gençlerine, gençlerin Türkiye'sine hepiniz hoş geldiniz. Bir cumartesi hep beraber nefesler tutuldu. Yarınki seçimlere odaklandı herkes. Biz de dedik ki şöyle 1,5 saat seçim atmosferinden bir kurtulalım. Geleceğin gençlerinden Türkiye'nin altın çocuklarına bir uzanalım. Bu hafta şöyle bir altın çocukları göreceğiz. Aramızda inanılmaz sporcular var. Çok başarılı sporcular var. Çok uzatmayayım lafı ve İlk konuğumla başlayalım. O 2012-2014 Dünya Kickbox Şampiyonu, o balıkçının kızı, alkışlarınızla şampiyon Nagihan Kalyoncu geliyor. Çağır tabii, çağır. Şampiyon. Buyur bakalım, Türkiye'nin de gençler yanında. Evet, çok heyecan var mı? Evet, heyecan durukta heyecan ya. Heyecan yokmuş gibi davranmaya çalışıyorsun evet. Değil mi? Azıcık böyle yenmiş. Evet, tabii ama ki. Sen böyle şampiyonlukları, final müsabakalarını, bayrak törenlerini çok gördün. Çok. Ne diyorsun gençlerle beraber? 19 yaşında bir kardeşimiz, pırıl pırıl bir sporcu. Bugün bizimlesin. Evet. Çok Ankara'dan çıktı ya. Geldi bizim için, değil evet, mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Okulu bitirdik, geldik. Okul bitirdi. Biz de yaz tatili ödülü olarak değil tabii ki. Nagihan çok teşekkür ediyoruz. Çok ben keyifli bir sohbet ediyorum. Olacak. İnşallah. Seni yerine alıyoruz. Ve ikinci konuğum 5 yaşında kendisi dünyada %1,5'luk IQ oranına sahip IQ kategorisinde olan çok özel bir çocuk. Nasıl çağırsam bilmiyorum. O gencecik bir mucit. O COSGAP'ten 450 bin liralık bir destek paketini kazanmış 5 yaşında bir mucit. Alkışlarınızla Ahmet Yiğit geliyor. Ahmet Yiğit doğrusunu yaptı tabii yani. Ama biz burada bekliyorduk böyle bir tokalaşırız falan diye Ahmet Yiğit. Hoş geldin. Gel şöyle bir ayakta bir karşılayalım ya gel. Hatta şöyle dur bari. Eşit boyda olalım. Nasılsınız efendim? Ne oldu? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamak bizim için çok mutluluk verici bir şey. Türkiye'nin en genç bilim adamısınız diyebilir miyiz? Ne demektir bilim adamı, bilim insanı? Bir şey yapan ve satan. Aa süper, bir şey yapan, icat eden değil mi? Senin de çok güzel projelerin var. Bunlardan bir tanesini çok fazla duyduk ama diğerleri de var değil mi? Üzerine çalıştığın. Nasıl bir his? Mucit bir çocuk olmak. Çok güzel. Güzel mi? Diğer çocuklardan farkın ne senin, 5 yaşındaki diğer çocuklardan? Bilim adamı olman. Bilim adamı olman. Peki. Sen o zaman şu burada dur. Tamam mı? Ama düşme. Düşme bak sen bize lazımsın. Allah korusun. Kafayı vurursun filan. IQ'nun yarısı çöpe gider. Allah korusun. Lazım bize. Sigortalattırdın babası bunu. Sigortalattıralım bu kafa lazım bize.
Bu kafaya bir şey olmasın, tamam mı? Dikkatli. Şöyle kenarda dur. Ve şimdiki konuğum, benim de şimdi ufak yeğenim var. Böyle bir yere koyup da başka tarafa dönünce elim orada duruyor, ne olur ne olmaz düşmesin diye. Düşmezsin değil mi? Peki, şimdiki konuğum Ahmet Yiğit gibi yetenekleri Türkiye'ye kazandıran, bize duyuran ve 8 yıldır Bir Fikrim Mi Var yarışmasını yaparak girişimcileri yatırımcılarla buluşturan çok özel bir kişi, bir televizyoncu, bir meslektaşım, bir girişimci, yine bir meslektaşım. Alkışlarınızla Fuat Sami geliyor. Aman çocuk düşmesin. Ya arkadaşlar bak düşmesin diyorum çünkü bu çocuk milli servet. Yani tek bacağı 500.000 euro eder. Ama Ömer merak etme, 3-4 saat yayın tecrübesi var, bir şey olmaz. Değil mi, düşmezsin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Ne güzel bir şey seni burada ağırlamak. Benden önce televizyoncu oldun. Bugün seni burada ağırlamış olduk. Çok büyük mutluluk bizim için. Girişimcilik yolculuğuna aynen aynı yaşlarda çıktık. Bayağı da oluyor. 6-7 yıldır da. Kesinlikle. Sen bir kulvarda, ben bir kulvarda ama hep yaptığımız şey işte. Hep gençleri uçurmak oldu. O yüzden bu programda aynen, olmak büyük ediyoruz. Mutluluk benim için. Seni de yerine alıyorum. Çok teşekkür ediyorum burada olduğun için. Şimdi önümü ilikliyorum. Çok saygıdeğer. Dünyada kendi alanında, kendi sporunda marka olmuş bir isim. O kendi alanında 84 kilo üzeri, yani ağır siklet tabir edebiliriz belki. O alanda dünyanın bir numarası oldu. Karşınızda dünya karate şampiyonu. O hepimizin milli gururu. Alkışlarınızla Enes Erkan geliyor. Helal olsun ya. Vallahi aslan gibi delikanlı. Maşallah. Şampiyon hoş geldin. Hoş bulduk. Ayaklarına sağlık. Vallahi uzun yıllardır ben heyecanla takip ediyorum. Bugüne kısmetmiş. Çok teşekkür ediyorum. Biz de burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Gençler. Elim yapma. Ama, pardon. Tamam, bir şey yok. Helal olsun valla. Teşekkür nasıl ediyorum. Nasıl gençlerle buluşturmuş olduk seni de böylece? Çok mutlu oldum. Yani hiç tereddütsüz İbrahim hocam aradıktan sonra hemen gelmek istedim. Eyvallah. Hatta bize pazartesi günü İstanbul'da toplanıp salı günü de Avrupa oyunları var. Evet. Azerbaycan'da oraya hareket edeceğiz. Son zamanlarımız. Ama burada olmak için kendim için çok mutlu oldum. Tabii ki burada bak karateci grubumuz var. Yeni Balkan Şampiyonası'ndan geldiler. Bizim geriden gelen neslimiz. Onlara burada örnek olmak için ve tüm gençlerimize örnek olmak için ve tabii ki hani ne bir nebze de olsa onların hayatlarında bir adım öne geçmeleri için örnek olabilirsek ne mutlu bizlere. Burada inşallah. Türk bayrağını taşımak nasıl bir duygu? Çok gurur verici. İnşallah tüm sporcular o bayrağı en iyi şekilde taşır. Bizden sonraki nesil de o bayrağı göndereceğine ben canı gönülden inanıyorum. Çünkü evet. Gençlerimiz onu her zaman gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Seni de yerine alıyoruz. Şöyle bir terimi alabilir misin benim? Terledim biraz. Terimi al. Terimi al da şöyle bir mucit, genç bir bilim adamı terimi aldı diye övüneyim. Bunlar oldu. Ya nasıl tiyatral bir gülüş bu ya böyle. Vallahi bildiğin dalga geçiyorsun bizle Ahmet. Pardon, kızma. Şimdi Ahmet Yiğit burada beklerken şöyle poz verelim Ahmet. Yakın girebilir miyiz? Nasıl geliyor? İyi güldün. Şimdi programa başlamadan daha ayağının tozuyla buraya gelen, önce İbrahim hocamı buraya alayım. Sonra da daha yeni ayağının tozuyla, madalyalarıyla buraya gelen hem Balkan şampiyonlarımızı alacağız. Hem kız hem erkek takımı, milli takım oyuncularımızı da buraya alıyorum hemen. (Gülüyor)
Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İbrahim Akbulut hocamız. Yıldızların antrenörüsünüz. Ben Yıldızlar, Münih Bey Yıldızlar'ın aynı zamanda teknik kurulu başkanı ve teknik direktörüyüm. Türkiye Milli Takımı. Çok pardon hocam, şu logoyu kapatayım. Terlemeyin, üşümeyin. Tamam. Aynı zamanda bu arkadaşlarımız hepsi Galatasaraybaşı Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları ve ben de aynı zamanda o belediye sporunda antrenörünü yapıyorum. Evet hocam, çocuklar, yıldızlar, şampiyonlar, maşallah. Nazar değmesin, şöyle bir isminizi alalım. Şule Azra Akbulut. Şule, sen çok kibar bir hanımefendiye benziyorsun. Yani tekme tokat girişecek bir de. Ama diyorsun fırsatı buldu mu koyarım diyorsun Umru. Peki. Tanıyalım. Yusuf Kara. Yusuf Kara. Salih Yılmaz. Salih'in gözlere bakar mısınız? Maşallah. Yakın gir yönetmenim. Yönetmende tabii böyle kaş göz yok, o yüzden yakın girmez böyle. Maşallah, nazar değmesin. Oh. Yusuf Eren kendi gelen. Yusuf Eren kendi gelen. Tekerleme gibi. Emin Aksoy. Pardon? Emin Aksoy. Emin. Kendinden emin bir duruşla hanımefendi. Selin Okunak. Selin Okunak. Peki. Rümeysa Zurnacı. Rümeysa hocam niye zorla getirdiniz? Hiç... Hiç gelesin yokmuş gibi. Yoruldun mu? Ne oldu? Yok ya, estağfurullah. Eyvallah. Ayça Altınbaş. Ayça Altınbaş. Peki. Hocam, kardeşlerimiz sporu, sizin sporu bilmeyenler için başarılarını şöyle bir anlatabilir misiniz? Ne yaptılar? Tabii kaç ki, kişi indirdiler? Şöyle söyleyeyim. Önce üçümüz bayan takımımız evet, milli takım adına yarıştılar. Bu üç erkek takım. Bu arkadaşlarımızla Ferdi yarıştılar. Azra Ferdi Kata'da Balkan şampiyonu oldu. Ferdi Kata'da? Tam olarak kimleri yendiğini hepsini hatırlayamıyorum. Çünkü çok sporcularımız vardı. Herhalde 4 maç kazanarak işte kürsüye çıktı ve İstiklal Marşı'nı okuttu. Aynı şekilde yine aman, erkeklerde Yusuf Kara da aynı şekilde şampiyon oldu Ferdi'de. Diğer arkadaşlarımız da takımlarda yarışarak ülkemizde şampiyonluk kazandılar. 4 grupta yarışmış olduk ve 4 grupta da İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur verici bir şey. Aynı zamanda Azra benim kendi öz kızım. Oo. O da ayrı bir hocam. Valla yani sizler zaten göğsünüzde o bayrağı taşıyorsunuz. Yetmiyor, bir de bayrağı göndere çektiriyorsunuz. O da yetmiyor, bir de İstiklal Marşı'mızı okutturuyorsunuz. Hepinize maşallah diyorum. Allah nazardan saklasın diyorum. Bizi daha çok gururlandıracaksınız. Biz de, bizim maksadımız burada sizleri böyle onur etmek falan değil. Haddimize de değil. Tek maksadımız var. İleride Enes abiniz gibi, Nagihan ablanız gibi gururlandıracaksınız. Şimdiden tanımaya başlayalım. Desinler ki yıllar sonra dünya şampiyonlukları geldiğinde biz bu çocukları daha önceden Genç Yarışıyor'da görmüştük. Bizim oradan küçük bir payemiz olur. Hepinizi tebrik ediyoruz. Nazardan. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilk milli takım antrenörüne başladığım zamanlar Enes arkadaşımız da bu kadar bir şeydi. Bakmayın boyu o kadar uzun ama. O da benim ilk milli sporcularımızdan, ben milli takıma girdiğim zaman bu şekilde ve o büyüdü, çok çalıştı. Evet. Örnek de oldu bütün sporculara. Ben Enes'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. O şampiyon oldu ve şimdi de benim herhalde bütün sporcularım, buradaki sporcularımız da. Enes abi, bizi ne yapıyorsunuz? Örnek ne oldu. Yapıyoruz? Peki, ben de bir soru sorayım. Ömer abiniz ne yapıyorsunuz? Örnek almıyorsunuz. Televizyoncu olmak isteyen var mı aranızda? Bir kişi. Kardeşim bir görebilir miyiz? Bir tek beni örnek alan o var. İstiyor musun televizyoncu olmak? İstanbul'da mı yaşıyorsun? O zaman ailen her hafta getirsin seni buraya, tamam mı? Her hafta gel burada işi öğren. Var mısın? Usta çıraklık yapalım burada, var mısın? Tamam. İsim neydi? Hemen Egemen'in sigortası başlasın. Olur mu? Peki. Hocam, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aslanlar, tebrik ediyorum. Allah nazardan saklasın. Maşallah diyorum. Başarılarınızda Enes abiniz gibi burada sizi tek başınıza da almak istiyorum. Sevgili hocam, çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Şampiyonlara bir alkış daha. Vallahi program hızlı başladı değil mi? Arkadaşlar, stüdyomuz bu hafta dop dolu. Arkada ayakta kalanlar var. Evet ama stüdyomuzu izlemek isteyenler için şimdiden söyleyeyim. Her hafta burada ağırlıyoruz.
katılmak isterseniz sizleri de bekleriz efendim diyorum. Bize telefon numaralarımızı görelim. Bu hafta konuk da çok, konu da çok. Türkiye'nin altın çocukları konu olunca telefona ne kadar fırsat kalır bilmiyorum ama ben bu programda konuşmalıyım, söyleyecek sözüm var diyenler için 0212-294-8965 0212-294-8965 meşgul çalarsa diye cep numaramı söylüyorum. 0532-257 yeterli, bu kadarını söylüyorum. Orkestramız bugün güçlü kuvvetli maşallah. Orkestramıza da bir alkış. Gençler uçuyor orkestrası. Evet, hanımefendilerle başlıyoruz. Nagihan, Nagihan balıkçının kızı. Nagihan dört kızdan kaçıncısı? Ortanca. Dördün ortancası nasıl oluyor? Niye iki? Yanında IQ'su çok yüksek çocuk var bak onu. Şey yapmayalım, değil mi? Ahmet Yiğit. Evet kardeşim, senin hikayenle başlayalım. Zor bir hikaye. Evet, çok 19 zor. Yaşındasın. Evet, 19. Mikrofonun var değil mi? Evet. Evet, tamam. Var. Peki, Nagihan, senin iki tane dünya şampiyonu var. Onun dışında da bizim bilmediğimiz birçok derecen var. Sporcularda, diğer sporculardaki gibi. Anlatır mısın kısaca bize Nagihan kimdir, ne yapmıştır? Nagihan 2010 Eylül ayında spora başladı. Yani kickbox, yani hocamın beni görüşüyle, beni keşfedişiyle spora başladım. Ama inanın hani ben işte kickbokstu, işte karateydi, ya bu dövüş sporlarıyla çok bir ilgim yoktu. Hani görsem kaçardım, hani yapmak istemezdim. Ama doğamda varmış diyorum tabii ki. Küçükken dövdün mü arkadaşların hiç? Yok, hiç dövmezdim. Ya ben hep böyle ılımlı yanaşan insanlardanım. Hani ılımlı ya, yanaşayım, hani konuşalım, halledelim. Karadeniz ağzı konuşabiliyor musun? Yok ya, o kadar yok. Hani ailem ne olacak? Hani orada yaşamam gerekiyor ki konuşayım. Annem baban Sürmene'delermiş. Evet, şimdi. Sürmene'de. Buradan Sürmene'ye kocaman teşekkürler. Böyle kardeşimizi yolladılar buraya. Kızınız emin ellerde. Buradan bağlanmak isterseniz annesine telefonlardan bağlanabilirler. Evet. Evet. Şeyde hikayem şöyle başlıyor. Beni Bünyamin hocam, Bünyamin Hayıroğlu beni görüşüyle, keşfedişiyle benim spor hayatım başladı. İlk başladığımda iki ayda işte Karadeniz bölge şampiyonu oldum Muay Thai'da. Daha sonra işte bir sene geçiyor aradan. Hatta bir sene geçmeden 7. ayımda Muay Thai Türkiye şampiyonu değil, Türkiye ikincisi oluyorum. Aradan zaman geçiyor, bir senem doluyor. Bir seneden sonra kickbox Türkiye şampiyonu oluyor. Ve ben Türkiye kickbox şampiyonu oluyorum 2011 yılında. Spora başladan bir sene sonra. Bir sene sonra, hani çabuk gelişti. Nasıl içinde kalmışsa demek yıllar ya. Nasıl başarmak duygusu varsa. Çok mütevazi gördüğünüz gibi. Çok hırslı. Ben ailesiyle görüştüm, dedim ki bu kız ne yaptınız da böyle oldu. Dediler ki inanılmaz hırslıdır. Tuttuğunu koparır, ondaki azim ya başka kimse de yoktur. Annesi oğlu olsun istemiş. Dört kızı var, dört kızın üç tanesi gayet normal insanlar yani. Bir tanesi de böyle, demek ki nasıl içinden erkek çocuk olsun gelmişse, kız görünümlü ama içinde böyle bir, değil mi? Öyle diyebilir miyiz? Kızma şimdi. Yok, kızmıyorum yani, estağfurullah. Evet, bir de bir çok böyle, ben röportajdan okudum tabii ki hepsini. Bir tanesi de şöyle bir şey söylüyor. Dört kız çocuğa sahip bir ailenin bir kızı, babası balıkçı. Babana da buradan çok selamlar. Çok selamlar, evet. Hep istediği bir şey varmış. Gerçekten Türk sporcuları niyeyse hep böyle zorluklar içinde gelmişler. Onlar da zorluklar içinde bırakmışlar. En büyük isteği bir tek başına bir odası olsunmuş evde. Oldu mu odan? Hayır, olmadı, hayır. Sana bir oda, arka tarafta bir oda yaptık. Bugünlük. Ya işte işin esprisi ama aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Kesinlikle. Birazdan Enes şampiyonumuza da döneceğiz. Onda da kim bilir yani yaşadığı yahut da gördüğü ne hikayeler var. Burada sporcu kardeşlerimiz var. Ama bu azimle herhalde bu zorlukların üstesinden gelme azmi de sizi bu kadar başarılı yapıyor. Dünyada nerede bir spor varsa orada bir Türk var. Nerede bir şampiyona varsa orada mutlaka bir Türk var. O yüzden herhalde bu zorluklar da sizi böyle yetiştiriyor herhalde, değil mi arkadaşlar? Aynen. Doğru. Ama biraz da kolaylaşsa ya. Ha, tamam, zorlukla şampiyon oluyoruz, azıcık da bir kolaylık görelim diyorsun değil mi? Ya tabii ya, hani bir şeyleri başarıyorsun ama hani kolay başarı olmuyor. Hiçbir zaman kolay elde edilen başarı yok.
başarıyorsun, bir şeyler bekliyorsun. Hani arkası gelsin diyorsun, arkasında destek bekliyorsun, kocaman bir destek. Bu desteği göremiyorsun. Ne yapıyorsun? Yine bir şey, kırgınlık yaşıyorsun, küskünlük yaşıyorsun. Ama arkanda bir sağlam destek olduktan sonra bir şeyleri daha çabuk kolay ulaşabiliriz mesela. Hani kolay başarı gelebilir. Onun haricinde ne bileyim, istesek evren şampiyonu bile olabiliriz yani o destekle. Güçler birleşir hani. Ama bir şeyleri kendim başarmaya çalışıyorum. İşte bir şeyleri kendim çabalıyorum, kendim ben koşuyorum. Ben buraya kadar getirdim diyorsun. Evet, ben buraya kadar geldim. Artık sponsorlardan, şirketler, firmalar, patronlar, girişimciler, CEO'lar. Burada böyle başarılı sporcuları çıkartıyoruz. Öyle turizm olsun diye gelmiyorlar buraya. Yani markanızı taşısın istediğiniz gençlerimiz varsa biz aracı olmaktan şeref duyarız. Komisyon almayız. kardeşlerimiz burada, şampiyonlarımız. Evet. Teşekkür ediyoruz Nagihan. Ben teşekkür ederim. İnşallah. Aynı zamanda da başka sporların da içinde varsın. Atletizme evet. Yeni başladı. Evet, daha yeni bir de ne başladım. Vardı? Su balesi mi? Hayır. Sualtı hokeyi. Ha, sualtı hokeyi. Evet, okul takımı sualtı hokeyindeyim. Bu ayda turnuvamız var Balıkesir'de. İnşallah iyi bir derece alırız İnşallah. Diyorum. İnşallah. Peki. Ahmet Yiğit. Ya Ahmet Yiğit, sen çok ilginç bir çocuksun. Çocuk diyebilir miyiz sana? Bence diyemeyiz. Normal çocuklar gibi yaptığın neler var? Oyun oynamam. Oyun oynuyorsun. Oyun oynarken bak ne güzel aslında. Hemen anladı soruyu bak. Başka? Ya ben aslında istedim ki ailesiyle irtibat kurup gideyim evde uyurken çekeyim bakayım normal uyuyor mu? Vallahi geldi aklıma. Dedim gideyim şimdi ailesi diyecek ki kardeşim deli misin, manyak mısın, böyle çekim mi olur? Ahmet Yiğit uyurken gelip bir çekmek istiyoruz diye. Ahmet, şimdi hikaye ne? Birazdan buradaki icadını da burada göreceğiz. Tamam dur, sakin burada. İcadı da bu arada koltuğumuza takım olmuş. Turuncu. Ama o biraz koyu turuncu. Evet. Maşallah şey gibisin, renk kartelası gibi hemen. Ahmet Yiğit, tek bir cümleyle soru soracağım. Net cevap ver, tamam mı? Hedefin ne? Bütün doğal ailelerimden elektrik üretmek. Bir daha söyle. Bütün doğal ailelerimden elektrik üretmek. Elektrik üretmek. Yarın seçimler var. Oy kullanıyor musun? Kullanacaksın. Sen kullanır mısın? Sen kullanırsın Ahmet Yiğit. Vallahi gitse Ahmet Yiğit, oy pusulasının başına kimse demez ki sen kullanma. Buyurun derler Ahmet Bey. Oy kullanacaksın yani, öyle mi? Kime oy vereceksin diye sormuyorum. Şimdi cevap mı vereceksin? Gerçi yani siyasi parti olsan, siyasi lider olsan Ahmet Yiğit'e kendini beğendirmen zor olur yani. Ahmet, peki sence seni diğer çocuklardan farklı kılan şey ne? Söylemiştim. Bilim adamı olmam. Ha, doğru. Şuradayken, tepedeyken söylemiştin değil mi? Peki. Fuat abinin programına katıldın değil mi? Oradaki COSGAP girişimci desteği aldım. Aldın. Zuhal Hanım'ın elinden aldın. Değil mi? Peki bize icadını bir anlatsana gelip şöyle. Orada mı yoksa burada? Gel burada. Burada. İyi de burada kimse görmez ki. Yok, kameramız yakın plan girecek. Arkanda da kameraman var. Tövbe. Şöyle yapalım, evet. Evet, dinliyoruz seni. Güzel. Dış yüzeyi fosforlu turuncu renkte yanmaz kumaşla imal edilmiştir. İçi vücut ısısını koruyor. İçi vücut ısısını koruyor. Su ve gaz altında nefes alabiliyor. Yavrum sen kendinden büyük şeyi nasıl icat ettin, onu anlat bize ya. Hadi buraya kadar icat ettin, buradan yukarısı nasıl icat ettin? Peki, evet dinliyoruz. Unuttum nerede kaldım. Çok özür dilerim, ben kafanı karıştırdım. Senin kafanı zor karışır gerçi. Evet. Su ve gaz altında nefes alınabilir. Oksijen bittiği zaman dayların altındaki döşenmiş olan borulardan oksijeni alıp yoluna devam edebilir. Peki. Bir düğmeye bastığında... O tarafa dön, kameralarımız görsün. Şu abiye bak. Heh. Bir düğmeye bastığında herkes sinyal yollayabilir. Sinyal yolluyor, yani acil bir durum olduğunda değil mi? Hı hı. Nerede o düğme?
Şu anda yok. Peki, devam et. Ama sonra eklerim. Tamam. Çiftleri sayesinde madenciliğin yeri kolay kolay bulunabilir. Peki, bir şey soracağım. Madenciler için kıyafet... Kızıl ses kamerası sayesinde madenciliğin yeri kolay kolay bulunabilir. Feneri aydınlatabilir. Yine feneri kopmuş. Yine mi kopmuş feneri? Tamam. Feneri vardı. Fener bu sene erken koptu biliyorsun, evet. Feneri... Çıkartayım mı şapkasını? Burada fener olacak, tamam onu anladım. Feneriyle aydınlatabilir. Aydınlatabilir. Tersiyle iletişim kurabilir. Tersiyle iletişim kurabilir. Ayakkabılarının altına biraz elektrik kristalleri yerleştirdim. Çünkü kıyafetin ihtiyaç duyduğu elektriği üretebilsin. Oo, süper. Peki, Ahmet Yiğit. Bir de ilk yardım ceplerinde basit ilk yardım malzemeleri bulmuş. Nerede o ilk yardım malzemeleri? Burada, burada. Bir de kızlar, burada. Tamam, bir kere. Daha ilk seferde kızıyorsun sen de ya. Peki Ahmet Yiğit, madenci kıyafeti yapma fikri nereden geldi aklına? Televizyonda soma facialarını izlerken. Ne hissettin o anda? Kötü hissettim. Kötü hissettin. Kim bilir orada ölen madencilerin çocukları nasıl hissetmiştir, değil mi? Onlarla empati yaptın. Tabii varsa. Vardı tabii ki. Var, belki gördük yoktur. De. Var var, çoğunun var. Haberlerde gördük. Onlarla empati yaptın, değil mi? O zaman sen birazcık da böyle hani girişimciler, mucitler toplumdaki ihtiyaçlara göre bir şeyler üretiyor, değil mi? Bunu anlıyoruz. Başka böyle gördüğün sorun var mı? Bir şey icat etmek istediğin, çözmek istediğin bir sorun var mı şu an aklına gelen? Köpek balığı. Köpek balığı. Bizim orada yok. Sizde var mı? Köpek balığı araştırma. Ha. Denizaltı yani. Denizaltı. Ha, ben anlamam yani. Anlatayım mı? Bir anlat, kısaca anlat. Şimdi unuttum. Peki. O zaman gel sen birazcık dinlen. Fuat abinin yanına gel. Gel bakalım. Vallahi ufkumuzu açtın ya, kapımızı açtın. Tebrik ediyorum. Kaç kardeşim var mı Ahmet Yiğit? Bir tane dünyalar tatlısı. Bir tane dünyalar tatlısı. 0 yaşında, 8 aylık, ben 6 yaşındayım. Peki o da senin gibi mucit olacak mı? Bilmiyorum. Göreceğiz diyorsun değil mi? Peki kardeşini nasıl yetiştireceksin? Ben yetiştirmiyorum ki, annem yetiştiriyor. Ya mesela bu çocuk vallahi adamı terletir ya. Sen peki mesela ama bir şeyler öğreteceksin. Annen yemek yaparken gelecek, diyecek ki abi abi bana bir şey öğret. Ne öğreteceksin? Proje. Proje. Projelerimden bir tane. Çocuğun genç yaşta kafasını yakmayasın bak. Peki Ahmet Yiğit biraz dinlensin. Fuat abisine dönelim. Fuat 8 yıl oldu değil mi? 8 yıl gerçekten sessiz ve derinden. Gerçekten toplumun belki az bir kısmını ilgilendiren ama gördüğünde herkesin ilgisini çeken, herkesin içindeki girişimciyi ortaya çıkartan bir iş yaptın. Ve sürdürülebilirlik anlamında gerçekten örnek bir proje oldu. Sağ ol. Gençlerle ilgili, girişimcilerle alakalı da ilk projen de değil. Bu başka projelerin, başka işlerin de oldu. Ne düşünüyorsun gençler, girişimcilik ve bir fikrin mi var? Bir fikrim mi var dediğin gibi 8 yıl önce başladı ve aslında bir televizyon projesi değildi o zaman. Evet. Bir girişimcilik yarışması olarak başlamıştı. O dönemden beri tabii biz de gençtik. O zaman Ahmet Yiğit yoktu. Evet, Ahmet Yiğit daha... -2 yaşındaydı. Daha -2 yaşındaydı. Ve o dönemden itibaren hep gençlerin önünü açmak isterim. Çünkü gençler en fikir dolu oldukları yaşlar. Yani hepimiz gençtik. Ama en tecrübesiz, en sermayesiz olduğunuz yaşlar. Evet. Onlara bir kapı açmak için işte melek yatırımcılık Türkiye'de ilk başladı. Bayağı bir işte bu... Hep bildiğimiz fenomen şirketler var ya, Google'lar, şeyler. Evet. Hep onların finansmanı yapan yatırımcı. Onları bulduk. Ondan sonra bir fikri mi var başladı. Ve son 4 yıldır da bir televizyon projesi olarak her hafta milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Harika. Ahmet Yiğit bunlardan bir tane sembol bir isim oldu aslında. Ama onun dışında da birçok hani şu an belki marka olduğu için söyleyemiyoruz ama...
şubeleşen, ticarileşen çok da iş oldu, işletme oldu. Bir show programından ötesi olduğunu da aslında buradan anlıyoruz yani. Evet, bir fikrim var zaten, amacı oydu. Yani her sezon bir şampiyon, hatta birkaç şampiyon çıkarmak. Dediğin gibi Hamsi'den bir fast food zinciri doğdu. 35 şube oldu şu anda. Ve bu daha bir yıl önce kurulmuş bir şirket. Evet. Hatta geçen hafta bir haber oldu. Sizin Hamsi'lerden bak neler yaptılar. Evet evet. Adam döverken sizin Hamsi'lerden. Bizim Hamsi'ler bir şey yapıyormuş. Hatta İzmirli bir girişimci aldı. Şu anda dünyaya satmaya başlamış. Ama bir şey söyleyeyim, Nagihan'dan da çok iyi girişimci olur bence. Kesinlikle. Vallahi. Zaten azmetmek dedi. Azmetmek girişimciliğin olmazsa olmazı. Aynen. Çok önemli bir şey. Devam ediyor proje. Yani ne kadar daha sürdürmeye devam ediyorsun, düşünüyorsun? Ya bu artık Türkiye'ye mal olmuş bir sosyal girişimcilik projesi. Evet. Bir sosyal sorumluluk projesi. Ve benim arzum yani bunu yıllarca devam ettirmek. Tüm her yerde. Yani aklınıza gelebilecek. Ve şimdi dünyaya açılıyor bir fikrimi var. Geçen sezon Suudi Arabistan'da yayınlandı. Oranın rating rekorlarını kırdı. Şimdi Arnavutluk'ta başlıyor. Kıbrıs'ta başlıyor. Aynı zamanda Avustralya'dan şimdi bir görüşmeler yapıyoruz. Polonya ile yapıyoruz. Yani Türkiye'den bir dünya markası doğdu ve amacım Türkiye'nin merkezde olduğu, gençlerin dört bir yandan yani her bir kıtadan gelip ülkemizde yarışacakları bir girişimcilik platformu yaratmak. Harikasın. Peki mesela genelde bu projeler, hani böyle televizyon konseptleri Amerika'da doğar, dünyaya yayılır. Türkiye'den de aslında büyük başarıdır yine dizilerde. Dizi olarak birçok dizimiz yurt dışına gitti. Önemli bir etki, önemli bir mesaj. Ama böyle konsept olarak üretilen ve belki çok az örnekten bir tanesi olsa gerek. Format pazarı hızla Türkiye'de gelişiyor ve bir fikrim mi var? Bunun önemli örneklerinden bir tanesi oldu. Gerçekten ülkemiz artık ithal değil. Bizim zamanımızda Brezilya dizileri vardı bilirsin. Evet. Şimdi artık dünyanın her bir yerinde Türk dizileri izleniyor. Ve Türk formatları da gelmeye başladı. Teşvikler gelmeye başladı bununla ilgili. Ve yani çok önemli bir şey, çünkü her gittiğiniz ülkeye kendi değerinizi veriyorsunuz. Ve aslında bir ihracat oluyor bu da ülkemizden. Tabii bu bir fikrim mi var? Aynı zamanda bir medya şirketi kurmamıza da bir olanak verdi. Şimdi başka formatlar geliştirmeye başladık. Süper. Bununla ilgili. Seninle yolculuğumuz da çok benziyor bu konuda ya, değil mi? Yani televizyonculuğu yapma sebeplerimiz, misyonumuz benziyor. Ne oldu Ahmet, iyi? Sıkıldın mı? Format değiştirelim istersen. Ama bir şey. Peki. Ahmet Yiğit, şu sağda gördüğün sakallı abi var ya, o dünya karate şampiyonu. Döver. Ne düşünüyorsun? Kaçma. Gel gel, bir tanıştırayım seni Enes abine, gel. Öyle karate şampiyonlar öyle kimseyi dövmüyorlar, yanlış öğretilmiş sana. Gel, senin şaka yaşında benim ya. Kızım var. 6 yaşında bak, kızı benim varmış, kızım koş. Var. Koş, kızı varmış Ahmet'in. Ben çocuklarla çok iyi anlaşıyorum ya. Ben okuldaki arkadaşımı daha çok seviyorum. Beni peki, de gel. Seversin belki. Gel yanıma otur. Gel hadi gel Ahmet. Gel beraber yanıma otur. Bak Enes abi, hikayesini dinleyeceğiz. Gel. Korkuyor. Gel buraya. Korkuyor. Bak gitti, icadına sarıldı yine. Mucit çocuk. Evet. Enes Erkan. Gel. Genç yaşta aslında, göründüğünden de daha genç bu arada. 28 mi oldu? 29'a girdim. 29'a girdin. Genelde Türkiye bu alanda başarılı. Yani karate'de, boksta, güreşte, kickboksta başarılıyız. Biz yani savaşçı bir millet olduğumuz için bu özellikle mücadele ve dövüş sporlarında Türkiye her gittiği yerden altın madalya illaki çıkartıyor. O yüzden bu bizim genlerimizde olan bir şey. Osmanlı torunuyuz. İnşallah devam da edecektir. Belli de oluyor zaten buradaki arkadaşlarımızdan. Aynen. Da. Senden önceki jenerasyonda Haldun Alagaşlar vardı. Aynen. Şimdi onlar artık antrenör oldular. Haldun abi hala yarışıyor. Antrenörlük yapmıyor ama hala minderlere çıkıyor, savaşını veriyor. 45 yaşında kendisi ve saygı duyulacak bir iş yapıyor. Aynen. 45 yaşında çıkıp 20 yaşında, 19-20 yaşında gençlerle mücadele hala ediyor. Tabii ki milli takım düzeyinde yarışamıyor ama buradan da sevgiler, saygılar aynen gönderelim kendisine. Haldun Alagaş da gururumuz, bayrağımızı yine gönderi çekti. Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren isim tüm branşlarda. 1988 yılında
Tabii ki o zaman çoğumuz ben 1 yaşındaydım. Yani Aldın evet. abi dünya şampiyonu çoğumuz yoktu. Ama hakikaten saygı duyulacak işler yapmış. Bir tek sporculuğu değil, ahlakıyla da çoğu sporcuya örnek olacak bir kişilik. Biz de tabii ki o büyüklerimizi örnek aldık. Evet. Şimdi iyi ki, iyi de almışsın aslında. Sen de belki senden sonraki jenerasyon da seni böyle anlatacak. Evet. Nasıl bir isim? Milli bir sporcu olmak öncelikle. Sonra da uluslararası çapta 1 numara olmak. Yani en iyi o kürsüde en üst sıraya çıkmak nasıl bir isim? Ya şimdi ben de Rizeliyim. Karadeniz damarında inatçılık var. Yani ben hakikaten o ilk başladığım yıllarda ben bu arada 20. yılındayım karate sporunda. 20 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk başladığım yıllarda böyle hiç futbola merakım yoktu. Hani arkadaşlarım top oynarken ben kavgada kendimden büyükleri arardım. Mahallede böyle gideyim kavga edeyim böyle. Yani hırçın bir çocuktum, yaramaz bir çocuktum. Babam da o sıralar kickboks yapıyordu. Ve babamla beraber kickboksa gitmeye başladım. Bayağı da yaptım. Kickboksta da çok başarılıydım. Ama o zamanlar işte federasyon açısından sıkıntıları vardı. Aynı yerde karate branşı da yapılıyordu. Tabii. O zaman Hikmet Hocam oradan karate branşına babamı ikna ederek geçiş yaptırdı. İyi ki de yaptırmış. Yani oradan karate branşına geçtikten sonra hemen bir yıl sonra Türkiye üçüncülüğünü aldım. Ve 2001 yılında da ilk milli takıma girdim. Ve ondan sonra yaklaşık 15. yılımdayım, milli takımdayım. Ve çok gurur verici de başarılar elde ettik. Ülkemizde de en son 2012 ve 2014 yıllarında dünya şampiyonu oldum. 2013-2014 yıllarında Avrupa şampiyonu oldum. Üst üste dereceler bunlar. Ünvan korumuş oluyoruz çünkü. Ve şu anda da 13-14 Haziran'da Azerbaycan'da Bakü'de Avrupa oyunları var. İnşallah orada da ülkemizi temsil etmek için salı günü hareket edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz tüm evet. arkadaşlarımız, tüm sporcularımız adına. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şimdi birkaç hafta önce de yine farklı bir branşta yine dünya şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu'nu konuk etmiştik. Oldu, 2-3 ay oldu. Sonra o gün bize anlatmış, dedi ki bir oğlum dünyaya gelecek kısmet olursa, eşim hamile. Ve 3 yaşına itibaren onu bir sporcu olarak yetiştireceğim. Kısmetse adını da Hamza koyacağım. Dünyanın ilk Müslüman Türk Formula 1 şampiyonu yapacağım onu. İnşallah. Dedi. 2 ay sonra oğlu dünyaya geldi Hamza. Bugün itibariyle de buradan izleyenlerimize sesleniyorum. Bugün Hamza yoğun bakımda. Birkaç haftadan beri yoğun bakımda. Kenan Sofuoğlu hem yarışlara gidiyor, oğlunun oğlu için hem dua ederek hem de sporcu prensibi gereği, disiplini gereği. Buradan Hamza kardeşimiz için de, Kenan kardeşimiz için de, tüm ailesi için de Allah'tan şifa diliyoruz. Sizler de evlerinizden şöyle bir duanızı eksik etmeyin. Kenan Sofuoğlu gibi, Enes Erkan gibi sporcular kolay yetişmiyor. Sahip çıkmak lazım. Sen... Benim de hemşerim. Ben de buradan selamlar Eyvallah. Söylüyorum. Çocuğuna da bir an önce inşallah sağlığına kavuşur. Eyvallah. Acil şifalar diliyorum. Duamızı da eksik etmeyelim. Amin. Dualar yüzü hürmetine dünya ayakta. O yüzden evet. dualarımızı hiçbir zaman eksik etmeyelim. 5 yaşında senin kızın değil mi? 6 yaşında. 6 yaşında. 1,5 yaşında da bir oğlum var. Maşallah. Yani nazar çocuk sahibiyiz. Çocuklarını... Sporcu hem bir taraftan, şimdi sadece sporcu olmak da yetmiyor. Evet. Bir taraftan farklı bir alanda kendini yetiştirmesi gerekiyor. Sen bir baba olarak bir çocuğu nasıl, hangi disiplinler üzerine yetiştirirsin? Ya ben çocuğum zaten kendim beraber antrenmana giderken, daha benim eşim de milli sporcu Emine Bahar Erkan, burada zaten kendisi de. Biz eşimle beraber de zaman zaman antrenman yapıyoruz. Giderken hep yanımızda götürüyoruz çocuklarımızı da. Çocuklarımız bir kenarda antrenman yapıyor. Zaten seyrederken eve gidiyoruz, bir bakıyoruz aynı hareketleri yapmaya çalışıyorlar. Yani elbet hayatlarında ben spor hayatları olacağını kesinlikle düşünüyorum. Zaten kızım şu anda jimnastik yapıyor. Ve baba ben karateci olacağım diyor. Saygı duyuyorum. Ama hiçbir zaman hani ısrar etmiyorum çocuğuma. Belki farklı bir alanda, farklı bir kulvarda belki doktor olacak, belki mühendis olacak, bilmiyorum.
Ama hani vatanına hayırlı bir evlat olsun, hangi iş olursa olsun, ben kesinlikle bütün çocuklarımın arkasındayım. Ama spor bir kültür. Bu kültürü edinmemiz gerekiyor. Onun için hani çocuklarımın kesinlikle farklı bir iş de yapsa hayatlarında her zaman bir spor olacak. Onu aşılıyorum yani çocuklarıma. Ve sizlerin de hayatlarında her zaman spor bir kültür edinelim. Hani illaki başarı için değil, spor sağlıktır. Sağlığımız için en azından spor yapalım diyorum. Peki, bir taraftan yönetmenim alttan da ismi tanımayanlar için Enes Arkan'ı dünya şampiyonu olduğunu KC'lerde de veriyor olacak herhalde. Genelde babalar şunu söylerler ya, hani ben şunu yaptım sen yapma oğlum diye. Senin çocuklarına söylediğin bir ben yaptım sen yapmalar var mı? Yani tabii ki yani şu anda eğitirken mesela kızım, hani ben biraz fevri hareket ediyorum, biraz çabuk sinirleniyorum. Kızım hani olaylara yaklaşırken biraz daha sakin ol. Her zaman insanları alttan almaya çalış. Her zaman öğütlerimiz de hani çocuklarımıza bu şekilde oluyor. Çünkü bir anlık öfke, sinir insan her şeyi yaptırabiliyor hayatta. En önemli şey hani biraz daha bir iki saniye düşünüp sonra hareket ettiğiniz zaman zaten olayın farkına varıyorsunuz ve olay soğuyor. Hiçbir zaman farklı kötü hareketler yapmamış oluyorsunuz. Yani hayatımın da ben kendi olarak hani bir tek çocuklarım değil, kendi kulübümde, milli takımda benle yani sosyal medyadan iletişe geçen arkadaşlarımın hepsiyle öğütlerim kesinlikle çalışmadan vazgeçmeyeceksiniz. Yani istediğiniz kadar yetenekli olun ama çalışmadan yetenek bir yere kadar sizi götürüyor. Şampiyonluk için çok çalışmak gerekiyor. Bu bir tek bizim branşımızla, sporla alakalı değil, her işte aynı. Siz de televizyon programı yapıyorsunuz. Yani buralara gelebilmek için ne kadar emek sarf etmişsinizdir, ne kadar çok çalışmışsınızdır. Bu da bizim için bir örnek. Hayatın her anlamı alanında ne kadar yetenekli olursanız olun, çok çalışmak, yani emek akıtmak, ter akıtmak çok gerekli. O yüzden bu çalışmalarımızı her zaman arttırmalıyız. Süper, harika. Şimdi niye söylüyorum sevgili yönetmenim biliyor musun? Çünkü popüler isimler, şurada böyle bir iki dizide oynamış birisi, ismini bilmeseniz bile yüzünü görünce "Aa, bu adam şudur" diyorsunuz. Ama ekranını sonradan açanlar için Enes Erkan'ın ismini bir yerde duymuş olabilir, bir haberini görmüş olabilir. Ama her açan bilsin ki kardeşim TRT Okul'da gençler uçuyor orada. Dünya karate şampiyonu bir milli sporcu var. Yüzleri artık böyle sporcuların yüzünün tanındığı, bilindiği, böyle gerçekten milli ve manevi değerleriyle örnek olacak insanların gençler tarafından daha çok bilindiği, daha çok örnek alındığı, abuk subuk insanların sosyal medyadan şuradan buradan gençlere örnek olamadığı, gençlerin gerçek rol modelleri örnek aldığı bir memleket istiyoruz da ondan. Altta yazalım. Herkes tanısın. Gören, görmeyen, bilen, bilmeyen herkesin alnına başarılı milli sporcuların adlarını çakalım ki doğru örnek, doğru rol model nedir? Bu çocuklar, bu ülkenin çocukları öğrensinler. Olur mu? Bütün sporcularımıza. Evet, sevgili Neslihan, kusura bakmayın gaza geldim. Nagihan. Nagihan sen nereye geldin? Neslihan yok muydu burada? Neslihan kardeşim bu arada. Buradan Neslihan'a selam yollamak için yol yaptım. Sen de beni bozuyorsun. Evet Nagihan. Evet. Enes abinin anlattığı bir sporcu için gerçekten zor bir... Türkiye'de sporcu olmak zor en başta değil mi? Kesinlikle. Evet. Türkiye'de sporcu olmak zor ama bir taraftan da bizim de şöyle bir şeyimiz var. Yani çok inanılmaz profesyonel branşlardan bahsetmiyorum. Yani futbolda bile artık son 10 yılda artık her şey çok profesyonelleşti. Hani bayrak için bir iki hafta belki tanırsın, sen tanıyorsun. Yeliz Koblay. Evet, kickbox şampiyonu ve kırık bacakla dövüşerek Avrupa şampiyonluğu almış bir kız. Ve maçın 9 dakikalık değil mi maçlarınız? Hı. Maça başlarken bacağına ters bir tekme geliyor ve bacağı kırılıyor. Yeliz bayrağa bakıyor, oradaki sporculara bakıyor. Ve diyor ki yani ben... Burada beni destekleyen sporcular var. Bayrak var. Bu bayrağı göndere çektiremem kendimi bırakırsam. Sağ bacağın üzerine çıkıp sol bacakla tekme atmaya başlıyor.
Ve maç bitiyor. Yeliz Kovay Avrupa şampiyonu. Ve aylarca belden aşağısı alçıda yaşıyor. Aylarını böyle geçiriyor. Şimdi aklı olan bir kere böyle yapmaz. Yani yeni dünya düzeninde böyle bir şey yok. Ama bir taraftan da bizim belki bu kadar başarılı sporcular çıkartmamızın sebebi bizim bayrağımızın öyle derme çatma toplama topraklarda kurulmuş bir ülke olmaması. Bayrağının böyle grafikerler tarafından değil şehit kanıyla oluşmuş bir bayrak olması. Bu şuurla bu çocukların yetişmiş olması belki bizi bu kadar motive eden şey, bu kadar başarılı olmamızı sağlayan şey budur. Ya kesinlikle o. Niye? Yani zaten orada gittiğiniz zaman maç yaparken kesinlikle maddi orada bir çıkarlar, kim o ne demiş bu demiş, onlar kesinlikle hiçbir şekilde aklınıza gelmiyor. Orada tamamıyla o Türk bayrağı, o size edilen Türk milletinin sizden bekleyişi, oradaki o altın madalyayı bekleyişi, dualar, onları hepsini hissediyorsunuz. Ben 2012'de ve 2014'te dünya şampiyonalarında çıkarken inanın o kadar çok destek aldım ki, hani o kadar çok dua ettim, mesajlar çekiyorlar bana sürekli, gönlümüz senle, kalbimiz senle, sen gönlümüzün şampiyonasın, şampiyon olamasan bile. Yani bu tür şeyler aslında sizi motive ediyor. Yani destek veriyor oradaki çıkacağınız maça, o alacağınız altın madalya size çok büyük bir destek oluyor. Niye? Bizim orada bana getirseler istedikleri kadar para versinler, maçtan önce sizi şampiyon yapamazlar yani. Ama o andaki size o edilen işte dualar, güzel sözler, destekler size o altın madalyayı getiriyor. O yüzden maddiyatta hiçbir şekilde... Sırtında 77 milyonla çıkıyorsun tabii değil mi? Tabii ki canım. Yani. Oradaki aldığınız o altın madalya her zaman bize sorarlar. Şampiyon olduğunuz zaman o bayrağı göndere çektirirken okunan İstiklal Marşı'nda ne hissediyorsunuz? Onun tarifini hiçbir sporcu tam anlamıyla yapamıyor. Biz de yapamıyoruz. Çünkü o andaki duygular yani anlatılamıyor. Yani işin özü ben şöyle anlatıyorum. Yaptığınız emeğin, çalışmanın karşılığının size en büyük hediyesi o nokta. Kesinlikle orası. Oraya çıkmak için zaten onun tadını alan sporcu bir daha oraya çıkmak istiyor. Yani çünkü o has, o mutluluk anlatılmıyor. Ancak yaşanıyor. Biz de onu tekrar tekrar yaşamak için şampiyonluğu oluyoruz. Tüm gençlerimiz de inşallah burada şampiyon olmaya başlamışlar. Daha da olacaklarına ben inanıyorum kesinlikle. Enes Erkan'ın bir videosunu arkadaşlarım hazırlarlarsa eğer. Orada bir fotoğrafım var. Şampiyon 2012 mi 2014 mi? O 2014. 2014'te ellerini bir Kasım açıyorsun. Evet, ve bir şükür anın var. Gerçekten herhalde onu anlatmak mümkün olmasa gerek o kesinlikle anı. Kesinlikle yani. Çünkü oradaki o şampiyonluğun artık tadına varıyorsunuz. Yaptığınız çalışmaların, emeğin karşılığını aldığınız nokta. Orada tabii ki yani hepimiz Türk milleti olarak tabii ki farklı dinlerden olan var ama biz hani Müslümanız. Şampiyon olduğumuz zaman hiçbir zaman Allah'ımızı unutmamamız gerekiyor. Orada da biz Allah'a şükrümüzü ettik. Onu da yakalamışlar aslında çok uzun şekilde değil ama kısa şekilde. Ama çok güzel fotoğraf olmuş. Zaten başbakanımıza hediye ettik, spor bakanımıza hediye ettik o fotoğrafı. Ve İnanın evlerine götürmüşler. Konuşmalarımızda, sonraki görüşmelerimizde söylediler. O fotoğrafı evlerine götürmüşler. Çok güzel bir fotoğraf diye kendileri de söyledi. Ne mutlu. İnşallah tüm sporcularımız da o yolda ilerlerler. Kemankeş sırrını biliyor musun? Kemankeş sırrı diye okçular tekkesinde öğrettikleri bir şey var. Tam senin anlattığına denk geldiği için anlatmak istiyorum. Kemankeş okçuların çok ileriye ok atanlarına deniyor. Yani 850 metre, 900 metre ok atan, eskiden toz koparan İskender varmış. Osmanlı zamanında bugünkü toz koparanın adını veren kişi 800 metre ok atarmış. Ve Osmanlı döneminde 700 yıllık tarih boyunca kemankeş, işte o okçunun biraz ötesinde olan kemankeşlerin bir sırrı var ve halk bunu hiç bilmemiş. Hiçbir zaman o sır kimseye söylenmemiş. Sadece kemankeşler bilmiş. Tabii Osmanlı'dan sonra bu sır ortaya çıkıyor. Sır da şu, Enfal suresinin 17. ayeti ve diyor ki, attığın zaman bil ki sen atmadın, zira Allah attı. Şimdi gerçekten de hani hangi inanışta olursa olsun, bizim inanışımıza göre elleri açıp dua etmek, işte o aslında bizim bir gücümüz değil, bizim bir irademiz var ama o şampiyon olacak olmaya yetecek bir şey değil. Bizim inancımızla,
inanarak daha doğrusu o şampiyonluk geliyor. O yüzden de doğru yere aslında ödülün doğru yere gitmesini sağlamışsın elini açarak. O, çok güzel ya. İnşallah bütün arkadaşlarımız, tüm sporcular o duyguları yaşarlar. Ama bir spor, yani burada Enes kardeşim de, Nagihan kardeşim de aynı şeyleri söylüyorlar. Mutlaka çocuklara bir spor yaptırıyor olmamız lazım. Hatta bir iki sporu çocukların denemesi lazım. Dünyada bakıyorsunuz 13 madalya alan, 13 altın madalyayla bugün Michael Phelps diyoruz. İşte yüzmede 13 altın madalya almış ama sabahın 5'inde antrenmanları başlıyor. Ve akşama kadar beslenmesine dikkat ediyor. Bizdeki gariban sporcu akşam mesai bitiyor. Ondan sonra bir saat antrenman yapmaya belediyenin tesisine gidiyor. Ondan sonra da şampiyon olacak diye uğraşıyoruz. Sonra da bilek gücüyle, yürek gücüyle bir şekilde tamamlıyor aradaki farkı, değil mi? Evet. Şampiyon. Ben ilk sene hani çok çabuk gelişti dediniz ya. O ilk senede ben her Allah'ın denmez her gün antrenman yapıyordum. Her gün antrenman yapıyordum. Bir köprü başında yapıyorduk, bir sürmeni de yapıyorduk. Hocam beni, artık hocayı kovalıyorum, hoca beni kovalıyor. İşte Nagihan kızım bugün antrenman var, işte gelecek misin, geleceğim hocam. Benim azmimle, hocamın da beni ileriye sürükleyişiyle beraber her gün antrenmandı. İşte sabah koşu, akşam tekrar antrenman. Hani hızlı olmanın nedeni antrenmandı, çok çalışmamdı. Bir sene oldu ama zor oldu diyorsun. Aynen, çok zor geçti. Ama... Bir sene deyip geçmeyin arkadaşlar yani. 2010'da başladım da. Bir senede dünya Avrupa şampiyonu öyle olmuyor yani. Değil yani, çok zor bir süreçten geçti. Hani bir sene çok küçük gelmesin. Her gün antrenmandı yani. Bir de azim, istek ve bu başarmak duygusu o kadar güzel bir duygu ki yaşayacaksın ya. Yaşamadan anlayamıyor insan. Yaşadıkça o tadı vardıkça bir kere daha istiyorsun. Hep istiyorsun. Hani aç, şeyi aç ya. Başarı aç bir duygu diyeyim size. Sürekli başarmak istiyorsun. Başarmak için kesinlikle çalışmak lazım. Çalıştığı zaman Allah karşılığını illaki veriyor. Ki biz karşılığını aldık. Enes abimiz de öyle. Çalışmadan olmuyor. Ahmet Yiğit gel bakalım. Şimdi mikrofonu alacaksın. Senden ricam. Senin mikrofonun var ama şunu cebine koyayım. Cepten parmak kadar. Adam parmak kadar bir kere. Şunu bir tut. Tuttum. Parmak bilim adamı. Çok ağır. Şimdi bak, senden ricam, gideceksin babanın yanına, röportaj yapacaksın. Diyeceksin ki, baba, ne yaptınız da ben böyle oldum? Şunu içeri atıyorum artık. Allah! Neyse, ben yardım edeyim. Hadi. Evet, babasını da... Önce babanı tanıyalım. Sizi tanıyalım de babana. Uzat, sen uzat. Sinan Başoğlu. Evet, bu yakışıklının babasısınız. Evet. Sinan Başoğlu. Nereye? Kalk. Evet, 5 yaşında, 4 ayda okumayı yazmayı öğrendi kendi başına. 4 hafta. 4 hafta. Kendi 2 hafta diyor, bizim fark ettiğimiz 4 haftayı buldu. Nazar değmesin her şeyden. İşte görenler, sevgili izleyenler, Allah... Böyle yetenekleri vermiş memleketimize bir maşallah diyelim. Maşallah. Maşallah. Maşallah, tebarek Allah. Evet. Genç bir babasınız, genç bir anne babalarsınız. Böyle %1'lik dilime neredeyse giriyor değil mi? Binde bir buçukluk bir dilime giriyor. Külfeti de var değil mi? Zor bir iş. Yani elinizde çok yani, kıymetli bir maden var. Yani Allah'ın bir hediyesi diyoruz biz ona. Muhakkak zorlukları var. Çok keyifli yanları da var. Ahmet Yiğit'i idare etmek bir kere çok zor bir iş. Bilirim. Bilirim. Yani 7/24 evde onunla beraber olunca okula gittiği dönemlere biz dua ediyoruz. Okullar tatil olduğu dönemlerde biraz daha fazla uğraştırıyor bizi. Ahmet Yiğit biraz yapı olarak değişik bir çocuk. Çok fazla uyumayan bir çocuk. Gece yarıları kalkıp işte beni dürtüp babacığım uyan işte bir projem var deyip çizip getiren bir çocuk. Oğlum sen deli misin? Birçoğu da bu şekilde çıktı. Maşallah. Sürekli gelip bana... Takılıyorum kızmıyor değil mi? Sürekli gelip bana sorardı, şu konuyla ilgili bir araştırma yapalım, bununla ilgili bir bakalım, baba bu nasıl oluyor falan diye. En son bana sormaktan sıkıldı, kendi kendine okuma yazmayı öğrendi, kendi araştırıyor artık birçok şeyi. Sizi aştı bir anlamda öyle mi? Aynen, ezdi geçti bizi o anlamda. Ya biz de çok yoğun olduğumuz için, ben çünkü eve geç saatlerde geldiğim dönemler de oluyor. Haliyle kendi işimi kendim göreyim diyerek kendi işlerini hallediyor. Arama yapıyor musun internette? Allah! Yavrum yapma sigorta.
Taksidin bitmedi daha senin. Arama yapıyor musun internette arama motorlarında? Ben ne sorsam niye gülüyorsun? Ahmet Yiğit genelde kitap okuyarak araştırıyor. Kendi kitaplarını kendi seçiyor Ahmet Yiğit. Allah! Son dönemde TÜBİTAK kitapları falan okumaya başladı. Evet. En son neyi okumuştuk Ahmet Yiğit kitap olarak? Fizik okumuştuk. Ondan önce bitirdikleri nelerdi? Peki Üstad, Ahmet Yiğit gibi hani herkesin çocuğu binde birlik dilime girmiyor ama her çocuğun bir dehası var. Hı hı. Bunu ortaya çıkartmak için ne öneriyorsunuz anne babalara? Siz neyi farklı yaptınız? Her çocuk özeldir bir kere. İlk başta onu söylemek lazım. Her çocuğun kendine has özellikleri vardır. Biraz üzerine düşmek gerekiyor. Biraz bilinçli olmak gerekiyor. Biz aslında biraz da şanslıyız. Bizden işiniz gücünüz var. Nasıl vakit ayırıyorsunuz? Ya mümkün olduğunca işimden artan zamanların tamamında Ahmet Yiğit'e vakit arıyorum. Mümkün olduğunca Ahmet Yiğit'le. O sayede. Yoksa yetişmek çok zor. Annemiz de bu anlamda çok fazla yardımcı oluyordu. Hı hı. Son dönemlerde tabii kardeşte olunca yük biraz daha fazla bana binmeye başladı. Evet. Ama bir şekilde uğraşmak gerekiyor ki var olan bir cevheri potansiyeli işleyebilelim. Sağ olsun Gökhan Hocam da çok büyük destekleri oldu ya, Gökhan Hocam'ın da. Gökhan Hocam geç. Ahmet Yiğit'in fizik öğretmeni. Gökhan Hocam da sağ olsun okulda inanılmaz destekleri oldu. Ahmet Yiğit düşünüyor, Gökhan Hocam'a gidiyor. Gökhan Hocam'la oturuyorlar, projelere beraber çalışıyorlar. Şu an ürüne dönüşecek, kendi anlatacak gerçi onları ama 7-8 tane projesi var hemen hemen. Hı-hı. Gökhan Hocam'la beraber geliştirdikleri. Birazdan muhtemelen yıldırımlarla ilgili projesinden de bahsedecektir herhalde. İnşallah Gökhan Hocam o kısmı yıldırımlarla ilgili. Hocamızı da bir sesini duyalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Gökhan Aldemir. Boğaziçi Eğitim Kurumları'nda proje koordinatörüyüm. Aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik mezunuyum. Bir yandan da girişimciyim Fuat Bey'in programında. Finalist girişimciyim. Şöyle anlatayım. Ahmet Yiğit bir proje aslında. 18 aylık proje. 18 ay önce biz Ahmet Yiğit'in yanından aman gel seni sevelim diye koşuyorduk. Şu anda Ahmet Yiğit 18 aylıkken büyük. Mi? 18 ay önce. Önce peki. Evet. Şu an Ahmet Yiğit gittiği bir jeotermal tesiste otelde 2.8 trilyon jüllük enerjiyi bulabilen bir insan. Yeni bir proje. Hocam, bu arada hemen şöyle bir ayrıntı. Türkçe konuş. Anlamadı bak bu kadar. Jeotermal yer altındaki sıcak suların ürettiği ısıdır. Aha. Dünyadaki toplam enerji ihtiyacı 8.2 trilyon jüldür. Ahmet Yiğit bunun 2.8 trilyonunu elde etmenin yolunu buldu. Yolunu bul. Anlatacak mısın bunu bize? Bu projeyi. Peki hocam siz devam edin. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Biz 2 yıldır bir çalışma yapıyoruz. Bu yıl Türkiye rekoru kırdık. 21 tane projeyle İstanbul'daki tüm ilçeleri tek başına geçtik. Marmara bölgesindeki 15 bin proje içinde en iyi 2 proje bizim. Aynı zamanda uluslararası bir yarışmada şu an dünyada seçilen en iyi 10 proje arasındayız. Fuat Bey'in de dahil olduğu bir ekiple beraber Amerika'ya gidiyoruz. Silikon Vadisi'ne. Harika. Özü bu. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizin de bütün öğrencilerinize de ayrıca başarılar da diliyoruz. Çünkü sadece Ahmet Yiğit değil. Onun gibi birçok genç... Anlat hadi anlat. Hangisini? Babanın bahsettiği proje, yıldırımlarla ilgili olanı. Bizim dünyamıza her saniye 50-60 tane yıldırım düşüyor. Bu yıldırımların 1 milyar watt olduğu söyleniyor. Yani biz bir tane bile yıldırım depolarsak fosil yakıtı tarihe gömeriz ve dünyamız daha temiz olur. Yani çöpü... Evet, devam et. Azıcık daha yüksek sesle Ahmet'in bak. Yani kömür ve petrol kullanmamıza gerek kalmaz. Peki. Bir tane yıldırımı bile korusak diyor, alsak diyor, son enerjisini alırsak ihtiyacımız kalmayacak, öyle mi? Dinlemedin mi? Ya dinliyorum da anlamıyorum. Herkesin IQ'su bu kadar değil. Ya Ömer ya öyle oluyor işte. Hepimizin IQ'sunun toplamı Ahmet Yiğit olunca tabii. Ahmet Yiğit. Peki. Peki yıldırımı nasıl alıp da onun enerjisini absorbe edeceğiz? O önemli. Önemli olan yıldırımın nereye düştüğü değil. Önemli olan yıldırımı bizim nereye çekeceğiz. Ya. Peki nasıl çekeceğiz belli bir yere? Bunu araştıracağım. Buraya kadar buldum diyorsun. Bundan sonrasını çekeceğiz yani öyle mi bir yere? Peki, Ahmet Yiğit, evlerde böyle şu an bizi izleyen aileler var. Senin yaşında, senden biraz daha büyük, biraz daha küçük çocukları olan aileler var. Çocuklarını da bilime yönlendirmeleri için
neler tavsiye ediyorsun? Her çocuğun bir bulabileceği bir takım icatlar var. Sen onlara neler tavsiye ediyorsun? Nasıl yaparlar da ülkeye, vatana, millete, dünyaya faydalı olurlar? Okumayı bilenler kitap okur. Oku ama Cin Ali de okuyabilir. Başka ne okuyacak? Nasıl okuyacak? Başka ne yapacak? O cebindekini oynarsa mikrofonu bozulur. Bildiğin evet. Kitap. Bildiğin kitap. Peki başka? Onu bilmiyorum. Peki burada genç arkadaşların, şu an televizyondasın Ahmet Yiğit. Vermek istediğin bir mesaj var mı? Yok. Bütün Türk insanlarına, Türk insanına. Var mı aileler yok. İzliyor şu an seni? Yok. Seni peki 20 yaşında, 30 yaşında nerede göreceğiz? Bilmem. Tahmin ediyor musun? Sesiniz hocam duyulmuyor ya. Söyleyeyim ben söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 hafta sonra eğitime başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 hafta sonra eğitime başlıyormuş. Doğru mu? Peki Ahmet Yiğit valla. Gelsene şöyle bir. Sen hani soruları beğenmiyorsun ya. Hani onu anlattım, bunu ettim ya. Gel bakayım şöyle otur. Hadi otur. Sen sun programı. Evet. Dinliyoruz. Sun bakalım. Kime soru soruyorsun? Kimseye. Bana sor bakayım. Aklına bir şey geliyor. Düşün. Peki. Sen orada azıcık otur. Ama ona vurmak hiç ses gitmesin. Evet Fuat. Ahmet Yiğit'le karşılaştın. İlk böyle bu şeyi gördüğün zaman, böyle bir dehayı gördüğün zaman ne hissettin? Neyle karşılaştığını o anda farkına varabildin mi? Bir kere Ahmet Yiğit'i zapt etmek tabii çok zor. Çünkü gerçekten farklı bir frekansta çalışıyor beyni. Onu aldıktan sonra gerçekten onda çok büyük bir cevher olduğunu keşfettim ve Ahmet Yiğit'i ön plana çıkarmak, onun buluşlarını halka aktarmak, onun gibi birçok genç var ülkemizde. Evet. Onların hepsine bir ilham kaynağı olabileceğini düşündüm. Ve bizim yarışmada biliyorsun yaş sınırlaması yok. Ahmet Yiğit en genç girişimcimizdi. Hatta Türkiye'nin en genç girişimcisi oldu. Ama bizim programda Ahmet Yiğit, 12 yaşındakiler, 20 yaşındakiler, hatta bu aynı sezon, geçen sezon rekor kırdık. Hem Ahmet Yiğit programa katıldı hem de 80 yaşında bir girişimcimiz programa katıldı. Yani 5 yaş da vardı, 80 yaş da vardı. Girişimcilik gerçekten öyle bir şey. Yani yaşı yok. Bir yerde başlayıp azmetmek lazım ve sende de var o hastalık. Bir girişimcilik virüsü bulaşınca insanı bırakmıyor. Yani bende de hep ömür boyu devam edecek herhalde. Karşılaştığında ne düşündün? Mesela şöyle şeyler geliyor. Hani Ahmet Yiğit konuşmaya başladığı zaman sanki böyle içine bir ses çipi yüklemişler de birisi seslendiriyor gibi, değil mi? Bak nasıl ters bakıyor, bak. Kos 30 yaşlı adamı dövecek gibi bakıyorsun. Yani mesela sanki ezberletmişler de konuşuyor gibi böyle akıcı. Babamdan küçüksün ha. Öyle mi? Peki yani böyle bir de tarafı var yani konuşmaya başladığı zaman. Annem, bu çocukların geleceği ne olacak abi? Nasıl bir gelecek? Biz bunun kadarken yani suya bu diyorduk. Aynen öyle. Bu ya, çocukların büyüdüğü, bizim yaşımıza geldiği çağda nasıl bir dünya olacak? Ya bir kere bu şimdi yaşadığımız dünya öyle bir hal aldı ki biliyorsundur internette artık yayın yapıyorlar, internete koyuyorlar ve YouTube milyonerleri diye bir kavram oldu. Evet, Amerika'da aynen. Milyonlarca dolar kazanan çocuklar var. 13-14 yaşında girişimciler var. Aynen öyle. Bu arada bu Türkiye'de de var. Biz kendi işimiz için yapmaya başladık. Bu sene Diyarbakır'dan bir genç arkadaş, sanırım 16 yaşında, ailesinden daha fazla gelir kazanmaya başlamış. Rakamını söylemeyeyim. 10 binlerce TL ayda para kazanmaya başlamış. Sadece yaptığı içerikleri yükleyerek. Yani öyle bir çağa geldik ki sadece fikir değil, yaptıklarınızla doğru şeyler yaratabilirseniz bir anda milyonlara ulaşabiliyorsunuz. Yani çok heyecan verici bir çağdayız. O yüzden yani ucundan tutabildiğim için ben çok şanslı görüyorum kendimi ve Ahmet Yiğit bir örnek oldu. Bundan sonra da bir dernek kurdum. Yani bunlar hep 1-2 ayın olan hikayeleri. Hı hı. Ve bu tarz üstün zekalı arkadaşlara toplumda gerçekten emek vermemiz gereken arkadaşlara destek olmak istiyorum. Yani öyle bir misyon edindim kendime. Ahmet Yiğit de gerçekten bir ilham kaynağı oldu. Ahmet Yiğit de derneğin başkanı olur artık. Dernek başkanı gibi de giyinmiş. Rich kılıklı.
Evet. Enes, biz normal hayata dönelim. Gerçek bizim hayatımıza. Bu arada ben de boksörüm. Ama şeyim yani şu an dikkat edersen programın sonuna doğru söylüyorum. Yani sen burada olduğun için, yoksa baştan söylerdim. Peki çok gelen sorulara baktım. Sporcular özellikle çok önemli aşamalara gelmiş, önemli yerle merhaleler atlamış sporcularda bir tevazu görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsun? Sende de çoğunlukla gelene kadar mütevazi şeklinde yorumlar geliyor. Bunu gerçi birine sormak garip ama sen neye bağlıyorsun? Başarılı sporcuların bu kadar mütevazı olmasını. Ya şimdi ya o biraz da insanın kişiliğiyle de alakalı. Hani bir de yaptığı branşla da alakalı. Biz şampiyonluklar elde ettikçe hani küçülmesini bileceksin. Niye? Dünya şampiyonu oldun. Ya ben dünya şampiyonum diye ortalıkta gezinemezsin. Veya kendini o şekilde herkese lanse edemezsin. Bana göre şampiyon olabilirsin ama bir sporcudaki en iyi özellik sizi insanlara sevdirecek ve size olan beğenilerin arttırmasını sağlayacak özellik ahlakıdır. Bence sporcunun sportif başarısından önce bana göre ahlaklı bir sporcu olması daha önemli. Onun için hani şampiyon oldukça mütevaziliğin daha da alta inmeli. Daha çok mütevazi olmalısın. Ve öyle daha çok sevildiğimi hissediyorum ben yani. Niye şampiyon olduğu zaman ben şampiyonum diye herkese hava atmayacaksın. Zaten bir dereceni yapmışsın. Dünya şampiyonusun. Kendi yani çok böyle bilinmese de kendi yaptığın branşta biliniyorsun. Ve bunda seni örnek alan sporcular var. Bunlara da gidip ben dünya şampiyonuyum orada burada böyle pozlar onu şeyler böyle kendimi hani artist olmayı sevmiyorum fazla. O yüzden hani daha çok şampiyon oldukça hani daha alttan bakmayı insanlara yukarıdan bakmayı sevmiyorum. Burnu yüksekte olan sporcuları kendi peki kişiliğim olarak da sevmiyorum. Öyle bir dönemin oldu mu yani? Bir uçuk böyle bir artist dönemin oldu da sonradan mı olgunlaştı? Genelde yani herkesin şimdi, bir oluyor şimdi. Yani o ilk yani. Şampiyonluklarda hani ya ben şampiyonum böyle bir hani heyecanlanmalar oluyor. Ama zaten yeniliyorsunuz yani. O artisteye kapıldınız mı niye? Bir tokat geliyor değil mi sonra? Tabii canım. Niye? Antrenmanlarınızı gevşetiyorsunuz. Ya ben şampiyonum, beni kimse yenemez falan havasına giriyorsunuz. Hemen bir sonraki maç yani çok da uzak değil. Hemen bir sonraki maç bir bakıyorsunuz yeniliyorsunuz. Niye? Çünkü çalışmadan başarmak mümkün değil. Çalışacaksınız. Ben şimdi atıyorum dünya şampiyonuyum. 3 yıldır yenilmiyorum diye bir sonraki maç yenilmeyeceğim diye bir kayda var mı? Yok. Yok. Ben çalışmak zorundayım. Hatta daha çok çalışmak zorundayım. Niye? Tanınıyorsunuz artık. Sizin bir sürü videonuz var. Sizi izliyorlar. Yaptığınız teknikleri biliyorlar. Ne yapmanız lazım? Daha çok çalışmanız lazım ki daha iyi teknikler, yeni teknikler bulup o rakiplerinizi tekrar yenmek için mücadele edeceksiniz yani. O yüzden mütevazilikte ve ahlakta her zaman fayda vardır. Ben kendim ilk olarak insanda yani yeni tanıdığım kişilerde her zaman ahlaka önem veriyorum. Kişiliğine, ahlakına, dürüstlüğüne. Bence sporcuda da bu özelliklerin olması gerekiyor. Şampiyonluktan ziyade tabii ki şampiyonluk bir ünvan. Ama sizi sevdirecek olan kişiliğiniz ve ahlakınızdır. İnşallah öyle nesillerde yetişir. Peki bak sorumu unuttum ya. Evde iki sporcusunuz. Eşin de sporcu. Evet. Bunun artıları eksileri nasıl oldu? Evde iki şampiyon. Eşin dereceleri de var değil mi? Avrupa ve dünya üçüncülüğü var eşim. Biz de milli takımla tanıştık ve 2008 yılında evlendik eşimle. Bana çok büyük avantajı var. Niye derseniz eşimin sporcu olması, beni çok iyi anlaması, maçlarda neler yaşayacağımı psikolojik olarak bana çok iyi destek oluyor. Zaten büyük maçlarımın hemen hemen hepsine eşim de geliyor. Bana çünkü çok büyük destekçi. Arkamda yani bir dağ gibi her gittiğim maçta dualarıyla, psikolojik desteğiyle her anlamda eşim bana çok büyük bir destekçi. Onun için biz yılda 6-7 ay kampta geçiyor ömrümüz. Normal bir hanım dışarıdan evde 6-7 ay eşin çekmez. Yok. Çekmez seni yani bir noktadan sonra evde yoksan ben de gidiyorum bir gün der yani. O yüzden hani eşim bu konuda sağ olsun çok iyi bir destekçi bana ve sporcuyu anlıyor. O yüzden iyi ki de evlenmişim diyorum yani sporcu eşi. Peki çok güzel bir soru sordu aslında. Daha doğrusu bir şey söyledi Nagihan. Dedi ki başarıya açlık.
Sen dünya şampiyonu oldun. Bundan sonra seni ne motive ediyor? Şu an neyle motive oluyorsun? Kendini neyle motive edebiliyorsun? Şu anda bir hafta sonraki Avrupa oyunlarına tamamıyla odaklandık. Tüm ekip olarak 9 sporcu gidiyor, 11 sporcu gidiyoruz. İnşallah hedefimiz karate branşında 11 sporcu gidiyoruz. 23 branş var. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Bizim de hedefimiz inşallah orada 11'de 11 madalya. Altın, gümüş, bronz ne olur bilmiyorum ama hedefimiz inşallah Azerbaycan'da 11'de 11 madalya alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Çünkü bende şöyle bir şey var, özellik. Ben şampiyonluğu bittiği zaman her zaman önüne bakacaksın. Geriye baktığın zaman geride kalırsın. Ne düşünüyorsun? Onun için kesinlikle her zaman o şampiyonluk orada kaldı. Yeni bir şampiyonluk için yeni hedefler koymamız gerekiyor. O hedefler doğrultusunda çalışmamız gerekiyor. Her zaman önümüze bakarak o maçlarımız için hazırlanmalıyız. Geçmişe dönük yaşamamalıyız. Bence her alanda yani. Bir de tabii bu yaştan sonra artık yavaş yavaş senin sadece sporcu olarak değil bir taraftan yetiştirdiğin, belki antrenörlük, tam olarak antrenörlük yapmıyorsun ama seninle beraber çalışan, sana abi diyen, sana seni model alan sporcuların da başarısını artık kendi başarın gibi kesinlikle önemsiyorsun. Ya bende şöyle bir şey var. Biz sporun hangi branşı olursa olsun yapılmış her başarıya biz saygı duyuyoruz. Bu futbol olur, kickboks olur, güreş olur, halter olur, atletizm olur, o fark etmez. Spor ayırt etmez sizin. Biz yapılan sporcular olarak ben kendi şahsım adına ve tüm sporcuların da böyle olduğunu düşünüyorum. Her alınan altın madalyada, her alınan şampiyonlukta ben çok gurur duyuyorum, çok seviniyorum. İnşallah daha da çok şampiyonluklar elde ederler diye gurur duyuyorum. Ya Kenan Sofuoğlu benim hemşerim, Sakaryalı. Evet. Onun aldığı şampiyonluklarda ben çok seviniyorum. Niye? Yani birbirimizi desteklemeliyiz. Şampiyon sporcuları olarak da birbirimizi desteklemeliyiz. Veya diğer her branştaki sporcuları da desteklemeliyiz ki sporumuz ilerlesin, sporumuz daha da güzel bir boyuta taşınsın. Peki, süper. Aynı soruyu Fuat sana da sormak istiyorum. Sabah geçen hafta Balkanlardaydın. Yine girişimcilik aşkına. Sen kendini neyle motive ediyorsun? Bu kadar şey yaptın. 8 yıldır bir programı sürdürüyorsun. Neyle motive ediyorsun? Sabah kalktığında seni heyecanla yatağından kaldıran şey ne? Beni en çok heyecanlandıran şey bu içimdeki enerjiyi başkalarına da aktarabilmek. Ve bunu sürekli yapmak. Girişimcilik şöyle bir şey. Bir maraton gibi görüyorum ben. Yani bir yola çıkıyorsun, hiçbir zaman duramazsın. Yani muhtemelen sana da aynı şey oluyordur. Şimdi bir hayalimiz var kafamızda, ikimizin de farklı farklı. O hayale eriştiğin zaman, ha ben tamam yaptım, oldu, bitti dediğinde aslında bittiği andır. Yani burada iki tane çok başarılı sporcu arkadaşımızla beraberiz. Aslında spor ve girişimcilik yani hep aynen öyle. Hepsinin temeli aynı aslında. Sürekli hayalini yenilemek. Yani işte dünya şampiyonu oluyorsun, orada bitmiyor olay. Bir sonraki adıma geleceksin veya işte bir fikrim mi var, 4 ülke mi oldu, yetmiyor. Hemen bir dernek kuruyorsun, daha çok gence ulaşmalıyım diyorsun. Ondan sonraki hayal de arkasında geliyor. Yani beni işte bu heyecanlandırıyor ve her sabah bir sonraki sabahın hayalini bir sonraki kuruyorsun. Ülkenin, bir sonraki projenin, bir aynen sonraki öyle. Ahmet Yiğit'in. Aynen öyle ve yani bu gerçekten bir maraton. Benim de kendi gördüğüm şey şu, ben internetten baktım, dünyanın en genç çocuk milyonerleri diye bir şey var, kendi ürünlerini yapıp satan. Hiç 5 yaşında o listede kimseyi görmedim, hep 12 yaşında başlamış hep dünyada. Evet. Belki de Ahmet Yiğit bunlardan ilki olur, yani o da ayrıca beni bir heyecanlandırıyor açıkçası. Ahmet Yiğit, aynı soruyu sana da sormak istiyorum. Sabahları kalktığında sen kendini neyle motive ediyorsun? Kendini nasıl motive ediyorsun? Daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye. Ne demek? İç motivasyonu nasıl sağlıyorsun? Ne demek? Yani nasıl kalktığında Ahmet Yiğit ben, yani kendine kalk oğlum bugün daha çok şey yapmamız lazım diyor musun? Demiyor musun? Zaten yapıyorum diyorsun. Peki, sen neyle motive ediyorsun? Kendimi nasıl motive ediyorum? Bir sonraki başarıya odaklıyorum kendimi. Hani tamam bir yere kadar geliyorsun, dünya şampiyonusun. Tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorum. Onun haricinde
çalışmak, antrenman yapmak istiyorum. Zaten hani bir yere duruyorsun, antrenman yapmıyorsun. Canın antrenman yapmak istiyor bir anda. Bir an soyuyorsun, bir an yine tazeleniyor o antrenman aşkı. Sürekli yeni başarılar, işte yeni aktiviteler, yeni hareketler. Kendimde hareketler uydurmaya çalışıyorum. Evde sporcu yok değil mi başka, senden başka? Ya kardeşim de sporcu aslında. Birkaç sakatlıklar, birkaç talihsizler yaşadığı için hani sporculuğu bıraktı. Ama şu anda da işte Balkan Şampiyonası'nda milli oldu diyeyim, milli oldu. Evet. Onun haricinde benim ablam, bir büyük ablam koşucuydu. Hani lise çağlarında atletizm yapıyordu. Ondan başladı aşkımız. Hani o atletizm yapıyor. Ona özenmekti birazcık da olsa. Çünkü o eve başarılarla geliyordu. Bir işte çeyrek altınla geliyordu. İşte şampiyonal şeylerden, yarışlardan çeyrek altın geliyordu. Bizi aslında beni itikliyordu ona. Hani ablam yapıyor, ben niye yapmayayım diyordum. Öyle de başladı aşkım. Bir taraftan bir kıskanıyor değil mi insan? Bir özenme duygusu oluyor yani. Birilerini motive eden bir şey de aslında o. Başarıyı, evet, özenme. Evet, başarıyı özenmek işte, kıskanmak değil ya. Benim kıskanmak doğamda yok. Kıskanmıyorum da hani o yapıyor da ben niye yapmıyorum? Hani benim neyim eksik diyorum. Onda da iki kol iki bacak. Bende de iki kol iki bacak. Ki bir de beynim var. En önemli şey beyin yani. Evet. Dediğim gibi bir de ben sporda zeki olan taraftanım ya. Zekiliği tercih ediyorum ben. Hani tamam, herkese yetenek var. İşte herkes tekme yumruk atmayı biliyor. Ama benim farkım şudur. Hani daha zekice yaklaşıyorum ben. Hani bir sonraki adımı düşünüyorum. Acaba bunu yaparsam ne yapar? Bunu yaparsam ne yaparım? Hani şu tekmeyi atarsam, şu yumruğu vursam şöyle yapar, böyle yapar. Hani satranç gibi yani. Aynen, satranç gibi böyle bir kuruluyor. Ya, kuruyorum kafamda. Hani şöyle oynayayım, böyle yapayım. Ama dediğim gibi ya, seveceksin. Ya yaptığın işi bir kere seveceksin. Ben kickboks yapıyorum, severek yapıyorum. Severek yapılan her şeyin başarısı kesinlikle yüksektir. Yüksek, evet. Başarı beklerini sevilen işte. Sizler de yapacağınız işi öncelikle sevin. Sonra kesinlikle başarı geliyor zaten. Diyorsun. Aynen. Peki. Evet, son bir soru. Şimdi gelen sorulara baktım. Buradan stüdyo içindeki sizlere, arkadaşlar, şampiyon sporcularımıza çok mesajlar var. Çok güzel şeyler yazmışlar. Bir tanesini söyleyeyim sadece. Ya da bir tanesini söyleyeyim, hepsini söylemem lazım. Yusuf Kara. Burada mı Yusuf Kara? Yusuf Kara, vallahi seninle iftihar ediyorlarmış. Ama hepinize ediyorlar. Bir röportajda diyorsun ki, eşimin sporcu olmasının bir avantajı diyorsun. Hani evde erkek adam eşine el kaldırmaz. Ama bir şeye kızdığın zaman ringde gidip pataküde birbirimize. İşin esprisi tabii ama eşinle beraber gerçekten müsabaka yapmak nasıl bir duygu? Mesela dünyada vardır, Klitschko kardeşler birbirlerine müsabakaya çıkmazlar. Böyle bir prensipleri var. Genelde de eşim zaten benimle yapmıyor. Hani çıkmıyor. Ama o sporu çok sevdiği için beraber hani antrenmanlara giriyoruz. Daha çok dövüş idmanları değil de daha çok koşuydu. İşte egzersiz idmanlarında açma, daha çok hareketleri beraber vesaire oluyoruz. Ama hafif böyle temaslı olduğu zaman bayanlar normal yani. Çünkü canları yanabiliyor. İlla bir tane sert vurmuşsundur hani, yani böyle bir. Ben diyorum vurmadım. O diyor ki ya benim canım yandı. Sen hissetmiyorsun vurduğunu. Elin ağır diyor mesela. Ya, ama sen vurmak istemiyorsun. Ya o dünya hani, Karate şampiyonu da elin ağır demekle ne kadar aslında. Değil mi? Elin ağır. Hafif olsa zaten dünya yani, şampiyonu. Değil mi? Elim çok hafiftir falan. Dünya şampiyonum ama. Evet, kapanışa geldik. Her güzel şeyin olduğu gibi. Bugün de Türkiye'nin altın çocuklarını 5 yaşından 30 yaşına kadar bizleri gururlandıran, gururlandırmakta olan ve daha çok gururlandıracak gençlerimizi, kardeşlerimizi burada ağırladık. Biz önümüzdeki hafta yine burada olmaya çalışacağız. Yarınki seçimlerin ülkemize, vatanımıza, milletimize, Türkiye'den beklentisi olan, Türkiye ile yaşayan, kalbi burada atan bütün coğrafyalara hayırlar getirmesini diliyoruz. Artık ne oldu? Sen de mi adaysın? Çünkü artık bu seçimlerde 1,5 milyon gencimiz 18 yaşında
2,5 milyon yeni seçmenimiz oy kullanacaklar. Demokratik haklarını kullanacaklar. Hangi parti olursa olsun inşallah kazanan gençlerimiz olur. Kazanan ülkemizin, vatanımızın, milletimizin bekası olur diyoruz. Ve bizler öncelikle sevgili Nagihan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben kapanış için ayaklarına sağlık, başarılarına gurur ben duymaya devam ederim. Edeceğiz. İşte burada olmak sizinle gerçekten mutlu ve gurur vericiydi. Buradan Yeliz Kobla'ya da yayın önce selam evet, yollamış. Ablama. Ona da sevgilerimizi yollayalım. Yeliz ablasına. Sporda böyle bir şeylik var değil mi? Bir abilik, ablalık kültürü, usta çıraklık kültürü var. Evet, sevgili Ahmet Yiğit, seni de ayağa alayım. Sen kalk, oturma. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Nihayet kurtuldun. Sıcakta birazcık sevgili abileri, ablaları. Azıcık Ahmet Yiğit bunu aldı. Birazcık IQ'da kafadan taşmakta olduğu için birazcık çabuk bunu oluyor. Seni tek başına alsaydım daha iyiydi değil mi? Hep sen konuşurdun, sıkılmazdın. Değil mi? Ahmet Yiğit'e çok teşekkür ederim. Öpeyim bir tane. Tebrik ediyoruz. Projen için, bundan sonraki projelerin için tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz seninle. Tamam mı? Problem çocuk gibi de papyon takmışlar. Sevgili Fuat, çok teşekkür ediyoruz. Çok çok memnun oldum. Başarılarının devamı diliyoruz. İnşallah dünyanın her yerine programında girişimcilik aşkını taşırsın. Sevgili şampiyon. Her vurduğun altın madalya olsun diyoruz. Eyvallah. Ve böyle güzel sporcular yetiştireceğin için de teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Bizler önümüzdeki hafta yine aynı saatte burada olmak üzere diyoruz. Her cumartesi akşamı saat 22.05'te ölmez de sağ kalırsak böyle altın çocuklarla, Türkiye'nin gururu insanlarla sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.